Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında Belgen müjdesi verdi. Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni büyütmek ve daha çok öğrenciye ücretsiz eğitim desteği vermek için ellerindeki tüm olanakları kullandıklarını söyleyen Başkan Eşki, yeni şubelerin açılacağı noktaları açıkladı. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bornova Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Belgem'in Çamdibindeki binasında 22 sınıf ve 700 öğrenci kapasitesiyle hizmet verdiğini belirten Başkan Eşki, Altındağ'da Merkez Mahallesi'ndeki Halkın Üniversitesi binasını da Belgem Dershanesi'ne çeviriyoruz. Merkez Mahallesi'nin yanı sıra Zafer, Serintepe ve Çamkule'deki çocuklarımız da buradan yararlanabilecek. Pınarbaşı'nda iki sınıf açacağız. Bornova merkezde yine büyükçe bir binayı Belgem Dershanesi'ne çevirmek için görüşüyoruz. Evka4, Atatürk ve İnönü mahallelerindeki çocuklarımız için Evka4 mahallesindeki Zabıta Müdürlüğü binasını Belgem Dershanesi'ne çevireceğiz. Işıkkent'te de bir sınıfımız olacak diye konuştu. Kapasiteli bir yer. Altındağ'da Halk Üniversitesi binasını, yani Merkez Mahallesi'ndeki binayı da Belgem Dershanesi'ne çeviriyoruz. Zafer Mahallesi, Serintepe ve Merkez Mahallesi'ndeki Çamkule'deki çocukların orada eğitim alabilmesi için. Pınarbaşı'nda iki sınıf açacağız. Bornova Merkez'de yine büyükçe bir binayı Belgem Dershanesi'ne çevirmek için görüşüyoruz. Bornova'nın üst bölgeleri dediğimiz Evka4, İnönü, Atatürk ve Kızlar Mahalleleri için de daha Kızlar Merkezi'ne yer alacak. Evka4, İnönü ve Atatürk Mahalleleri için zabıta binamızın, zabıta müdürlüğümüzün Belgem Dershanesi'ne çevrilmesi işlemi yürütülecek. Işıkkent'te de bir sınıf olacak. Kapasitesini artıracağız. Öğlenleri yemek vereceğiz. Onun dışında da gerekli olan yayınları öğrencilerimize ücretsiz temin edeceğiz. Yine eğitim alanı olarak gördüğümüz kültürel ve sportif faaliyetler var. Açık havuzumuzu işleme aldık. Orada birçok çocuğumuz yüzme eğitimini alıyor. Yarı zamanlı olan bütün hocalarımızı da tam zamanlı kadroya geçirdik. Daha fazla kültürel ve sportif faaliyetin yürütülebilmesini amaçlıyoruz. Eğitimle ilgili de biz de elimizden ne geliyorsa fazla çocuklarımıza ve gençlerimize sunmaya çalışacağız. Dördüncü maddenin hukuk, plan, bütçe, kültür, turizm ve dış ilişkiler komisyonlarına havalesiyle...